va bien. Este tiempo se usa más que nada para entrenarse un poco fuerte, lo que no se puede hacer durante el campeonato, y va bien. Hoy por el tiempo no pudimos salir, pero va bien. Tabii hazırlıklar öncelikle çok iyi gidiyor. Zaten zamanı biz burada çalışmak için kullanıyoruz. Ama maalesef bugün hava şartlarından dolayı pek çalışamadık ama sadece fitness yaptık. Bueno, creo que uno de los problemas es que recibimos goles y ahí se hace más complicado para todos porque hay que salir, hay que arriesgar más para buscar resultados y eso fue lo que nos complicó en los últimos partidos. Así que creo que lo que tenemos que intentar es eso, no recibir goles tan fácil. Tabii öncelikle son maçlara da dahil etmek istiyorum. Çok kolay goller yedik. Çok basit erken goller yedik. O yüzden de maalesef hani istediğimiz galibiyete ulaşamadık. Biz bunu öncelikle önlememiz gerekiyor. Bu bizim için bir problem. Bazen tabii riskler almak da gerekiyor kazanmak için. Bizim önceliğimiz gol yememek, basit goller yememek. Daha sonrası gelir diye düşünüyorum. Uno puede hablar un día entero y la solución en realidad es en el campo, es ver lo que hace falta, en dónde el equipo tiene dificultades y trabajarlas, pero uno las habla, uno las ve, las sabe, pero en realidad uno tiene que trabajarlo en el campo. Tabii bütün gün konuşsak da hani sonuçları, çözümleri her zaman için biz sahanın içinde bulmamız gerekiyor. Bazen bütün gün konuşmak ya da birinin konuşması, çözümü bildiği halde konuşması bir fayda vermiyor bize. Bizim en önemli olarak en önceliğimiz saha içerisinde çözümler üretmek ve saha içerisinde işimizi kolaylaştırmak. Eso espero, ¿no? Me sentí bien y para mí fue muy especial por todo lo que venía pasando, por lesiones, por tiempo sin jugar. Para mí fue muy especial. Tabii inşallah sizin de dediğiniz gibi iyi bir başlangıç olarak söyleyebiliriz. Ama benim için çok özeldi gerçekten. Çünkü uzun süre sakatlıklarla boğuştum. Uzun süre top oynayamadım bu yüzden. Gerçekten çok anlamlı ve özeldi benim için bu iki gol. Bueno, no, en realidad tuve mucho saludo por la gente que en realidad me brinda mucho cariño. Los amigos que también estaban contentos por mí y más que nada eso, pero después no hablas nada más. Tabii öncelikle beni seven arkadaşlarım, tanıdıklarım beni kutladılar ama onun haricinde herhangi bir konuşma ya da özel bir şey, bir durum olmadı tabii ki de. Bueno, a mi mujer le gusta mucho, así que hay grandes posibilidades, es la jefa, ¿no? Tabii büyük bir olasılık Türkiye'de yaşamamız. Çünkü eşim Türkiye'yi gerçekten çok seviyor. O da patron olduğuna göre yani kalabiliriz diye düşünüyorum. Sí, sí, me he recuperado. Fue duro porque fueron tres lesiones en los últimos tres meses y no encontraba la manera de recuperarme bien. Por ahora estoy bien, igual poniendo atención, así que espero que ya haya quedado atrás. Tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum. Son 3 ayda 3 tane farklı sakatlık geçirdim. Ben de bu sakatlıkların anlamını, sebebini bulmaya çalışıyordum. Ama bir türlü bulamadım. Ama şu an için şunu söyleyebilirim. %100 iyileştim. Artık sakatlıklar arkada kaldı diyebiliriz. Pero sería lindo poder tener buen rendimiento, también poder ayudar al equipo a conseguir puntos que en realidad necesitamos mucho, pero uno siempre quiere jugar bien, hacer goles, cuando uno entra a la cancha es lo que quiere, pero yo, como dije, después de tantas lesiones y todo el tiempo este, para mí fue muy, muy importante, bueno, que se dio un buen partido y todo, pero también que termine bien, sin dolores y eso, pero ojalá que... Tabii her futbolcu için sahaya girdiği zaman önemli olan şey gol atmaktır, asist yapmaktır ya da takıma katkıda bulunmaktır. İnşallah benim için de ligin ikinci yarısı böyle olur diye düşünüyorum. En önemlisi, en özeli benim için son Denizli maçından sonra maçı iyi bir şekilde bitirdim, iyi bir performans sergiledim. Ve daha da önemlisi hiçbir şekilde acı, ağrı
hissetmedin maçtan sonra? Bueno, creo que si estoy al 100% ellos me pueden utilizar y poder ayudar al equipo, ¿no? Ellos están para tener jugadores al 100% y en eso es lo que trabajo. Pues la relación es normal. Tabii Mustafa Hoca ile normal bir ilişkimiz var. Her zamanki gibi top hani futbolcu, teknik direktör ilişkimiz var. Tabii eğer ben de %100 olursam elimden geleni takım için elimden geleni yapmaya çalışırım. Hocam da zaten beni eğer iyiysem, %100'sem beni kullanır diye düşünüyorum.